Tabii salgın sebebiyle Ramazan bayramında sevdiklerimizle telefonla bayramlaşabilmiştik. Kurban bayramında ise kısıtlama olmayınca adeta bir bayram göçü başlamıştı. Birkaç gündür bu devam ediyor. Şu anda çok ciddi yoğunluklar büyük şehirlerde yok ama tatil beldelerinde trafiğin zaman zaman yoğunlaştığını gördük. Ancak biliyoruz ki virüs etkisini henüz kaybetmedi. Vakalar 1000 bandında seyrediyor. Peki bu kavuşmanın sonu iyi mi olacak, kötü mü olacak? Beklentiler ne? Bayram buluşması vakalar açısından neden çok önemli? Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi, halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Haydar Sur şu an konuğumuz. Sayın Sur, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar efendim. Şunu sorayım, biz çok teşekkürler. Siz şu an Ayvalık'ta mısınız? Doğru mu biliyorum? Ayvalık'tayım, evet. Orası kalabalık mı? Kalabalık çok mı? Kalabalık. Çok kalabalık ve insanların çoğunluğu %70'i sosyal mesafeye tam olmasa bile maske kuralına ve el dezenfeksiyonu kuralına uyuyor. Ama bir %30'luk kitle var ki onlar beni üzüyor yani. Toplumun diğer kesimlerinde riske eden bir grup var. Ben o zaman şunu sorayım. Yani bir doktor olarak, bir uzman olarak. Şimdi virüsle mücadelede gerçekten hastanelerde çok büyük çabalar sarf ediyor. Sağlık ekipleri yani hayatlarını ortaya koyuyorlar. Uyumuyorlar, ailelerini göremiyorlar. Virüsün aslında başlangıcından bu yana durum böyleydi. Siz bu tip böyle dikkatsizlikler, özensizliklere gördüğünüz zaman ne düşünüyorsunuz bir hekim olarak? Ben bir hekim olarak içim acıyor. O insanlar nelerinin üstüne kumar oynadıklarının farkında değiller. Herhangi bir tanesi, böyle hastalığa karşı duyarsız davranan herhangi bir kişiyi alıp götürüp hastanede bu tedavi gören kişinin çektiği sıkıntıları ona gözüyle göstersek eminim koronavirüsten 1-2 kilometre kaçmak için elinden geleni yapardı. Yani tedavi ediliyor, bir şekilde hastaneden taburcu ediliyor ama 2-3 hafta dünyada en büyük sıkıntıları yaşayarak bunlar tedavi oluyorlar. Böyle bir durumda kim kalmak ister? Neden korunma yolları varken bunları öğrenmişken insanlar sadece duyarsızlık ve ihmalkarlıkla bunları yapmazlar? Ben anlamış değilim açıkçası. Ama bize düşen görev bunun çok önemli olduğu ve virüsün bazı kişilerde fazla etkili olmadan iyileşse bile hastalığı, eğer sizde hastalık ciddi boyutlara ulaşırsa bunun nelere mal olacağını çok iyi anlaması insanların. Bütün dileğim budur. Şimdi ben size işte bayram tatili dönemindeki ayrıca riskleri ayrıca sormayacağım. Bana lütfen şunu anlatın. Evet. Lütfen, çünkü bunları hep konuşuyoruz. Çok riskli olduğunu zaten biliyoruz. Yani orada çok dikkat etmeniz gereken. Yani hani belki göstermek lazım diyorsunuz. Tabii ki şu an gösteremiyoruz. Ama bir anlatın. Yani o tedavi süreçlerinde o insanlar ne zorluklar yaşıyor? Hayat mücadelesinde neler yaşıyor? Bir hekim olarak sizden neler yaşıyorsunuz? Evet. Lütfen izleyicilerim şu anda benim anlatacaklarımı kendi vücutları üstünde canlandırmaya çalışsınlar. İnsan ortalama dakikada 12 kere nefes alıp verir. Bu nefes alıp verme işimizi otomatize ettiğimiz için havanın ve oksijenin bizim vücudumuzda ne kadar değerli bir şey olduğunu ancak nefes alamadığımız zaman anlarız. Nefesini tutsun ve 1-2 dakika nefessiz kalmayı denesin insanlar. Nasıl bir sıkıntı çektiğimizi o zaman daha iyi fark edecektir. İşte havayı ciğerimize çeksek bile hastalık bizde eğer pnömoni akciğerde enfeksiyon hastalığı haline gelmişse işte aldığımız havanın hayrını görmüyoruz ve onu vücudumuza çekip oksijeninden yararlanamıyoruz. Nefes darlığı denilen durum dayanması en zor şeylerden bir tanesidir. Ve bununla geçen 20 günü yüzü koyun yatıp İşte en rahat pozisyona geçmeye çalışıp nefes almaya çalıştığınızı düşünün. Bel ağrıları, çok kuvvetli bacak, eklem ağrıları, ağrı kesicilerin bile fayda etmediği, günlerin ve gecelerin bu şekilde geçtiğini düşünün. Böyle bir durumun için kim kendisinde olmasını ister? Yani hastalığı dramatize ederek insanları korkutmak da istemem. Bir hekim böyle şeyler yapmamalıdır. Ama gerçek durum budur. Bu hastalık %80 insanda hafif seyrediyor veya hiç belirti vermeden geçiyorsa kalan %20'sinde çok ciddi belirtiler veriyor. Sizin bu %20'nin içinde olmayacağınızın bir garantisi yoktur.
Yanınızdaki komşunuz, arkadaşınız hafif atlatmış olabilir. Ama siz ağır atlatabilirsiniz. Bu ihtimalle karşı önlemimiz varken niye bunu almayalım? Akıllı her insanın yapması gereken şey budur. Akıllı ve eğitilmiş toplumlarda toplumsal olarak riski bertaraf etmenin, onu uzaklaştırmanın duyarlılığını gösterirler. Biz toplum olarak bunu başlarda güzel karşılayabilmiştik. Hepimiz çok duyarlı davranmıştık. Ama nedense bir bıkkınlık ve bir alışmışlık hali içinde ihmal davranışlarının, bir de yaz mevsiminin o bizi çağıran iklimiyle birlikte ihmallerin arttığını görüyorum. Bundan vazgeçmemiz lazım. Hele bayram günleri çok riskli olacaktır. Bayramlaşma işini lütfen 1,5 metre mesafe ve maskeli şekilde göz göze gelerek, göz teması dünyanın en insani temasıdır. Göz göze gelerek ona sevgimizi aktarabiliriz, saygımızı aktarabiliriz bayramlaşmak istediğimiz kişilere. Allah'tan ki bu virüs gözle bulaşmıyor. Sevdiklerinizle bol bol göz göze gelin ama lütfen onların elini öpmeyin. Bir dönem daha kucaklaşma fedakarlığına katlanın diyor. Sayın Sur, şunu da bilmiyoruz değil mi? Yani hastalanmadan bu süreci atlatanlar veya küçük semptomlarla atlatanlar veya bu virüsü kaptığını bile farkına varmayanlar var. Ama hani daha orta uzun vadede bu kişilerde sağlık sorunları yaşayıp yaşamayacağını da bilmiyoruz. Bunda bir garanti yok. Şimdi yine hastalığı geçirmiş kişileri de korkutmak istemiyorum ama tıbbi bilgi olarak baktığımızda bir kör alanımız var. Bu virüs vücuttan nihayetinde tam atılmıyor. Bir bağışıklık geliştiriyor ve orada kalıcı bir hasar yapıyor mu? Böbreklerde, ince bağırsaklarda, kalpte, damar içinde, endotel dokusunda ve beyinde hasarlanmış insanlar literatürde var. Bunlardan biri olmayan hastalığı atlatmış vatandaşlarımızı şanslı sayabiliriz ama uzun dönemde aynı şansı sürdürüp sürdüremeyeceğimizi zaman gösterecek. Tıbbın henüz sadece geçen Aralık ayından bu yana bildiği bir hastalık ajanıyla karşı karşıya olduğumuzu hiç unutmayalım. Onun için en iyisi hiç hastalanmamaktır. En iyisi hastalıktan kaçabildiğimiz kadar kaçmaktır. Bunun önüne geçmek için tüm mekanizmalarına harfiyen uymaktır. Yapacak başka bir şey yok. Aşı geliştikten sonra, tedavi ajanları geldikten sonra belki biraz daha iyimser mesajlar vereceğiz ama şu anda maalesef tek çıkar yolumuz var. Durabildiğimiz kadar bu hastalıktan uzak durmaktır. Evet, son derece önemli. Tam da bayram öncesi bu mesajları bir kez daha iletmiş olalım. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi, halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Haydar Sur, çok teşekkürler katkınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Herkese iyi bayramlar diyorum. Saygılarımı sunuyorum.